Biliyorsunuz birçok ayakkabı inceliyoruz. Birçok ayakkabıdan bahsediyoruz bu kanalda. Bizim işimiz bu oldu artık. Ve bazılarını seviyorum, bazılarını beğenmiyorum. Kimisinin birçok yönünden memnun olurken ufak bir yönü benim sinirimi bozabiliyor. Veya tam tersi bir yönüne aşık olup bütün diğer kötü özelliklerini veya eksik yanlarını unutabiliyorum. Ve sizlerden de çok soru geliyor. Abi hangisini önerirsin? Abi hangisini alalım? Ne yapalım? Ne edelim? Tabii sizler de haklısınız. Aslında bunun için bir yol var. Bu tarz videoları izleyebilirsiniz benim yaptığım veya yapacağım. Kesinlikle çok iyi. Veya beğendiğiniz, merak ettiğiniz ayakkabıların incelemelerine girip kutu açımlarını izleyip fikir sahibi olabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar çok farklı detaylı videolar yapıyoruz. Kutu açımları yapıyorum. Bu kutu açımlarında sizler de bir ayakkabı aldığınız zaman açıp bakıp ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Aynı o hisleri ben yaşıyorum ve sizlere birebir bunu kaydediyorum. İlk fikirlerim, ilk düşüncelerim, kutudan çıkarttığım zamanki ilk hissiyatım, ayağıma giydiğimdeki işte acıtıyor mu, büyük mü, küçük mü, kaç numara tercih ettim, zıp zıp mı, rahat mı, geniş mi gibi birçok şeyden bahsetmiş oluyorum ve daha sonra da birkaç hafta, bazen bir ayı bulan bir süreçte ayakkabıları test edip sizlere fikirlerimi ve nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsediyorum. Bunun yanı sıra işte vloglarımız var, sıralamalarımız var, keyifli farklı içeriklerimiz var, basketbolla ve sporla alakalı birçok içerik var. Vloglar çekiyoruz yine güzel güzel. Bunları kaçırmak istemiyorsanız ve keyif alarak izliyorsanız ki birçoğunuz zaten izliyor diye tahmin ediyorum. Lütfen arkadaşlar hala abone değilseniz abone olup o zil işaretine, o çan işaretine basarsanız çok sevinirim. Ayrıca like atıp yorum yaparsanız da yine aynı şekilde mutlu olurum. Benim gazım, yakıtım da bu. Sizlerden geri güzel dönüşler oldukça ben de daha iyi videolar yapmaya çalışıp daha fazla içerik üretmeye çalışıyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için. Güzel bir şekilde kanal büyüyor, ilerliyor. Ben de elimden geldiğince iyi içerikler, güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Ve şimdi sizler için sıraladığım ayakkabılara göz atalım istiyorum. Bir numara benim için belli. 2-3'te biraz açıkçası sıkıntı yaşıyorum. Ama yine de kendimi zorlayarak bir sıralama yapmaya çalıştım. İlk önce dedim ki hani sıralamasız vereyim. Sonra dedim yok ya bir sıralama iyi olacaktır. Çünkü sizler bunu merak ediyorsunuz. Ve bayağı böyle düşünüp sizlere güzel bir liste çıkarttığımı düşünüyorum. Fazla uzun değil. Bu bahsedeceğim bütün ayakkabılarında detaylı performans incelemeleri mevcut. Eğer hani o ayakkabıları merak ediyorsanız, daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen o videolara girin bakın. Çünkü burada biraz daha hızlı bir biçimde geçeceğim. Ve o zaman listemizdeki ilk ayakkabıya bakalım istiyorum arkadaşlar. 6 numarada bizi karşılayan ayakkabımız. 6 tane ayakkabıdan bahsetmek istedim. Adidas markasına ait bir ayakkabı. Acaba hangi ayakkabı bulabilecek misiniz? Bir saniyelik size düşünme süresi veriyorum. Birçoğunuz abi Harden diyecek gibisin. Şurada düşünebilirsiniz ama hayır. İncelemesini izlerseniz neden Vol 5 demediğimi anlayacaksınız. Burada ise arkadaşlar Adidas Harden Step Back 2'den bahsedeceğim. Evet yanlış duymadınız. Asıl modeli hiç düşünmeyip veya listeye almayıp bütçeli modelinden bahsedeceğim arkadaşlar. Harden Step Back 2 gerçekten beni şaşırtan bir ayakkabı oldu ki hatta videonun ismi buydu. Beni şaşırtan ayakkabıydı. Gerçekten arkadaşlar hiç beklemediğim derecede iyi bir performans veren ayakkabılardan bir tanesi olmuştu. Ve bu listedeki bütçeli modellerden bir tanesi ki belki de en bütçelisi. 560-570 TL civarlarını almıştım. Yine o civarlarda gezindiğini görüyorum. Zaman zaman da yıl içerisinde tekrar tekrar stoklar güncellenir. Farklı farklı mağazalarda görüyor olursunuz. Trendyol'dan almıştım. Sizler de Trendyol listeme ulaşmak isterseniz açıklama kısmında bırakıyorum. Genel itibariyle uygun bütçeli versiyonlar, daha indirimli ayakkabılar o listede yer alıyor. Kendi ayakkabınızı oradan bulup alabilirsiniz. Harden Step Back gerçekten beni şaşırtan güzel ayakkabılardan bir tanesiydi. Rengini beğenmemiştim sadece ama onun dışında keyifli bir ayakkabıydı. Ben simsiyah rengini almıştım. Sağda kayboluyordu arkadaşlar. Yastıklaması, taban tutuşu, ayağıma hissettirdiği o güven, o atiklikle gerçekten hoşuma giden keyifli ayakkabılardan bir tanesi olmuştu. Tavsiyelerimin içerisinde ilk bahsetmek istediğim bu olacak arkadaşlar. Ve 5 numaraya geçmek istiyorum. 5 numarada da yine bizleri farklı bir marka karşılayacak. Bu listeyi yaparken de farklı markalara genelde yer vermeye çalışıyorum. Hep böyle Jordan veya Nike dominasyonu olsun istemiyorum. Ama genelde üst kısımlar hep onların dominasyonu oluyor. Yapacak bir şey yok. Ve 5 numarada arkadaşlar bizleri Under Armour markasına ait Curry mi diyeceksiniz? 2000 liraya yaklaşık çıkan? Hayır yine değil. Yine bir bütçeli model veya bütçeli olarak çıkan bir model artık. Fiyatlara çok takılmamaya çalışıyorum. Bütçeli derken imzalara kıyasla bütçeli olanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Under Armour Spawn 3 bizleri karşılıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız yakınlarda inceledim bu ayakkabıyı ve gerçekten çok memnun kalmıştım. Zaman zaman yine birçok yerde indirime giriyor. Ben de 660-670 TL seviyelerinde almıştım. Aldığım rengi de beğenmiştim. Yine diğer renkleri de oldukça güzel. Geçenlerde bir Under Armour mağazasına gittim. Mağazalarda da bulabilirsiniz.
Onun yanında ben Trendyol'dan almıştım bu ayakkabıyı da. Yine aynı şekilde sizler de oradan sipariş edebilirsiniz. Listemi aşağı bırakıyorum. Zaman zaman kontrol etmenizde fayda var. Bu videoyu ne zaman izlediğinizden bağımsız o basketbol ayakkabı listem sürekli güncellenecek. Birkaç sene sonra bile bu videoyu açıp izliyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak bakalım şimdilerde ne varmış diyerek göz atabilirsiniz listeme. Bu ayakkabı ise arkadaşlar gerçekten yine benim şaşırdığım, çünkü genelde bütçelilerde şaşırıyorum. Neden böyle oluyor? Çünkü az para veriyoruz diğerlerine kıyasla ve beklentimiz bir tık daha az oluyor. Öyle olunca bu, yani çok iyi çıkmaları ve birçok açıdan diğer belki büyük markalı veya işte pahalı ayakkabıları geçiyor olmaları beni şaşırtıyor. Burada arkadaşlar taban tutuşu, tabandaki zaten o mükemmel dizaynlar ve harika şekillendirmeler benim çok hoşuma gitmişti. Tabanın çıkıntılı olması ve gayet iyi bir şekilde tutuyor olması. Ayrıca yastıklamanın, mikro G yastıklaması vardı bu ayakkabıda. Ve inanılmaz iyiydi. Hani Curry 7 aklıma geliyor arkadaşlar. İşte mikro G ile işte farklı bir tane daha birleştirdi. 2-3 yastıklama, şu bu falan. İşte Curry 8'de yeni bir köpük yaptık. Bunu üretmek için yıllarımızı harcadık gibi pazarlamalar yapılan ayakkabılara kıyasla o kadar iyi ki. O yüzden şaşırmıştım. Mikro G yastıklaması çok büyük olmamasına rağmen bu ayakkabıda gerçekten çok keyif veren ve çok iyi hissettiren, zıp zıplığıyla, rahatlığıyla, hem basketbolda hem basketbol dışında yürüyüş veya spor salonunda giyebileceğiniz harika bir tercih olmuş. Kesinlikle ve kesinlikle yine bulursanız kaçırmayın, alın diyeceğim ayakkabılardan biri olacak. Bu bahsedeceğim bütün ayakkabılarda arkadaşlar, alırsanız sıkıntı yaşamayacağınız, keyifle giyebileceğiniz ayakkabılar. Tabii ki bir sıralama yapıyorum ama bu listeden herhangi birini alıp çok güzel basketbol oynayabilir, çok güzel spor yapabilirsiniz ve mutlu olursunuz. Benim genel itibariyle incelediğim bütün ayakkabılar içerisinde mutlu olduğum, giydiğim ve sizlere anlattığım ayakkabılar bunlar. Ve hemen bir üst basamağa geçelim ve biraz daha işlerin kızıştığı yerler buralar oldu arkadaşlar benim için. Hani hangisini öne koysam, hangisini arkaya koysam, buradaki bu 3 ayakkabı biraz böyle sıkıntıya soktu. Benim aradıklarımı bulduğum ayakkabıları üstlere koymaya çalıştım. Ne onlar? Rahatlık, iyi bir yastıklama, iyi bir taban tutuşu gibi şeyler oldu arkadaşlar. Bizleri 4 numarada karşılayan ayakkabı Kyrie 7 oluyor. Kyrie Irving bu tarz listelerin hep üst sıralarında olmaya alışık bir ayakkabı veya bu tarz listelerde hep olmaya alışık bir ayakkabı. Yine şaşırtmadı arkadaşlar, Kyrie 7'de şu anda da bulabileceğiniz birçok farklı rengi her ay bir şeyler çıkıyor. O kadar fazla üretiyorlar ve fazla tutuluyor. Hatta hatırlarsanız geçenlerde Sebo Göndür'le mağaza turunda bir tane almıştık. Eğer onu da izlemediyseniz, güzel bir vlog izleyesiniz varsa, zamanınız da varsa yukarıdaki i harfine tıklayarak o vloga geçebilirsiniz. Orada aldığımız Kyrie rengi de oldukça güzeldi. İki tane renk denemişti. Kyrie 7 arkadaşlar sizlere birçok farklı özellik sunuyor. Bu listedekilerin aksine biraz daha bilekli bir ayakkabı. Ve sizlerin bileğinde tatlı bir koruma hissi oluşturacak. İyi bir taban tutuşu, zoom, turbo, yastıklaması, yine iyi hissettirecek ayakkabılardan bir tanesi. Eğer ayağınıza uygun bir numarayı da buluyorsanız bence kaçırmayın, düşünmeden yapıştırabilirsiniz. Hele bir de üstüne indirimdeyse yeme de yanında yat diyorum. Ve Kyrie 7'yi de 4 numarada bu şekilde uğurluyoruz. Gel gelelim 3 numaraya. 3 numarada arkadaşlar bir canavarın ayakkabısı var. Bir canavar ki ne canavar, daha NBA'ye gelmeden herkes tarafından bilinen biriydi. O adam arkadaşlar Zion Williamson olacak. Ve ayakkabısı Zion 1, 3 numarada bizleri karşılıyor. Zion 1 arkadaşlar ilk çıktığı zaman işte yılın ayakkabısı olacak, şöyle harika, böyle harika denmişti. Şurada da göreceksiniz ayakkabı. Şu tarafta incelemesi de dediğim gibi yine mevcut. Ve gerçekten de çok keyifli bir ayakkabıydı. İncelememi izlerseniz benim de bayıldığım harika ayakkabılardan bir tanesiydi. Özellikle yastıklamasıyla, tatlı bir bilek dokunduruşuyla ve genel görüntüsüyle benim çok hoşuma gitmişti. Güzel renklerle piyasaya yeni yeni de geliyor. Fiyat olarak da yine uygun sayılır. Hani 1000 lira seviyelerinde gezen bir ayakkabı. Fakat biraz bu ayakkabının sıkıntısı uzun süre kullanılabilirlikte arkadaşlar, dayanıklılıkta. Normalde ben birinci numaraya koyacaktım. Hatta birinci numaradaydı hep benim aklımda. Zion 1 hani bu senenin en iyisi gibi düşünüyordum. Fakat yine Sebo Göndür videosunu izlerseniz, o vlogu izlerseniz ikincidir o vlogtan bahsediyorum. İki tane aldı ve ikisini de arkadaşlar patlattı, parçaladı. Biraz dayanıksız bir ayakkabı olduğu ortaya çıktı. Öyle olduğu için de ben de listemde aşağı kaydırdım. Fakat ben hala çok seviyorum. Özellikle belimin ve dizimin sıkıntılı olduğu zamanlarda, iyi bir yastıklama aradığım zamanlarda çok keyifle giydiğim ayakkabılardan bir tanesi. Taban tutuşu da iyi, hafif bilek koruması, çok iyi kitlenmesi var. Genel olarak destekli bir oyun ortaya koyuyorsunuz. Hoşuma gidiyor. Fakat nasıl Nike bu kadar kırılgan bir ayakkabı yapmış, nasıl bu kadar rahat patlayan bir ayakkabı yapmış, hele ki bir de bu ayakkabıyı Zion'a yapmış ki biliyorsunuz adam PG'leri parçaladı. Nike'a bir ton zarar veren
finansal olarak zarar veren bir adamdı bu. Ve o ayakkabı patlatma vakasında Duke takımında oynarken patlattığı ayakkabıyla Nike'a bayağı zarar vermişti. Hani taş gibi işte bir nevi kayrı gibi bir ayakkabı beklerken bu şekilde daha kırılgan, yumuşak bir ayakkabı çıktı. Tabii bu yumuşak ve kırılganlık rahatlığa çok etki ediyor. Böyle olunca keyifle giyebiliyorsunuz. Ama bu ayakkabının bir numarada olmamasının sebebi dediğim gibi daha az süreli kullanılabilir olması. Benim gibi arkadaşlar hani birden çok ayakkabınız varsa ya bir ayakkabı alacağım en iyisini almalıyım gibi değil de bir tane ayakkabım çok iyi olsun, bir tane ayakkabım dışarıya oynamaya uygun olsun, bir tanesi antrenman ayakkabısı olsun gibi şeyler düşünüyorsanız bence Zion hala sizin ayakkabınız olabilir. Keyifle ve rahat bir şekilde ben giyeceğinizi düşünüyorum. Dedikten sonra son iki ayakkabımıza gelelim. İki numarada uzun süredir özlediğimiz birinin ayakkabısı var arkadaşlar. Uzun süredir iyi bir ayakkabı görmeyi özlediğimiz ve göremediğimiz bir adam var. Aslında basketbol sahalarında da görmeyi özlüyoruz bence. Ve o adam arkadaşlar Pandemic P dedikleri Paul George'un ayakkabısı PG5 var arkadaşlar. Biliyorsunuz Paul George basketbolda çok eleştiriliyor. Çok yüksek bir kontrat aldı fakat altını dolduramadı gibi bir düşünce var. Benim sevdiğim oyunculardan gerçi ama daha üzüyor. Hani o bir türlü süperstar olmayı başaramadı. Hala hani All-Star ama süperstar seviyesine geçemedi gibi düşünüyoruz basketboluyla. Ayakkabılarıyla da bir süre böyle çalkantıdaydı. Fakat PG5 benim çok hoşuma gitti. Diğer rafta şurada köşede göreceksiniz beyaz haliyle sizleri karşılıyor. PG5 benim çok hoşuma gitti. Çok şaşırttı. Hiçbir beklentim yoktu. O yüzden de çok şaşırmış olabilirim. Ama gerçekten çok rahat. Giymesi çok keyifli, yastıklamasıyla, taban tutuşuyla, hafifliğiyle gerçekten keyifli ve güzel bir ayakkabı. Bu listede de olmayı hani hakkıyla, bileğinin hakkıyla hak ediyor. Yine Zion gibi uzun süreli kullanımlarda sıkıntı yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Fakat benim için herhangi bir sıkıntı olmadı. Hiçbir takipçiden veya kullanandan da böyle bir geri bildirim almadım. Ki ben de içinde birçok defa oynadım ama en ufak bir hani kırılma, çatlama, patlama olmadı. Mutlaka olabilir ama genel olarak konuşuyorum. Kiminiz çok fazla işte sert hamleler yapıyorsunuzdur, çok zıplıyorsunuzdur, taşa basmışsınızdır, köşeye basmışsınızdır. Elbet ayakkabının bireysel olarak sıkıntısı çıkabilir ama genel olarak düşündüğüm zaman Zion gibi değil, ona göre bir tık daha kaliteli duruyor. Çünkü içinde kullanılan materyaller biraz daha hafif, biraz daha az ve küçük. Zion'da çok daha büyük büyük işte yastıklamalar, şunlar bunlar kullanıldığı için daha dengesiz olmuştu. PG5 bence onun rahatlığını taşıyan ve biraz daha dengeli, sağlam, yere yakın, gardlara daha uygun olan keyifli bir ayakkabı olmuş. Yine incelemesini izlerseniz beni ne kadar şaşırttığını orada göreceksiniz. Fiyat olarak da yine ben ne kadar almıştım? 800 liralara almıştım indirimden. Birçok rengi indirime girdi. 800'lerde, 900'lerde takılıyor. Hatta Instagram'dan haber vermiştim. Hatırlarsınız belki. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız bu arada mutlaka takip edin. Birçok indirim haberi veriyorum. Birçok link paylaşıyorum. Güzel, keyifli bir Instagram sayfam da var. Aynı YouTube kanalımda olduğu gibi Instagram'ımda keyifli. Orada arkadaşlar Nike'da hatırlarsanız 800 liralara düşmüştü. Haber vermiştim. Birçok farklı rengi de yine indirime girmişti. Ben sporda da giyiyorum, yürüyüşte de giyiyorum. Sizler de bu şekilde giyip keyifle zaman geçirebilirsiniz. Ve bu listenin tepesindeki ayakkabıya geldim. Zion düştükten sonra tepeden benim için kazanan belli olmuştu arkadaşlar. Evet, o ayakkabı da kimin ayakkabısı biliyor musunuz? Belki de şu anda NBA'in en iyisi olan, hatta dünyanın en iyisi diyebiliriz tabii ki bu arkadaşa, bu adama, Kevin Durant'e, Durantula'ya ait son ayakkabı KD14 arkadaşlar listemizde bizleri karşılıyor olacak. Hemen ben şöyle arkadan sadece bunu alayım, diğer ayakkabıları sürekli elime almak istemedim. KD14 gerçekten belki de bu yılın en iyi ayakkabısı olacak. Yıl bitmedi, yıl bittiği zaman bu listemi tekrardan yapmayı düşünüyorum ama şu ana kadar ki çıkan, benim incelediğim en güzel basketbol ayakkabısı ve sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Birçok şeyi en iyi şekilde barındırıyor. Görüntü zaten benim beğenerek aldığım bir ayakkabıydı. Hafif bilekli olması, her ne kadar askı yapısıyla mutlu olmasam da buradaki güzel kullanımı, rahatlığı, şıklığı, taban tutuşu, efsane zoom tabakasıyla gerçekten oynaması, içinde zaman geçirmesi çok keyifli bir ayakkabı. Ve şu ana kadar benim de en hoşuma giden basketbol ayakkabısı oldu. Şık olması benim dışarıda giymeme etki ediyor. Ben işte AVM'ye giderken daha temiz ortamlarda altını çok pisletmeyecek şekilde, şurası gerçi pislenmiş ama, veya spor salonlarında, jimlerde falan giyiyorum. Ve çok da güzel yakıştığını düşünüyorum. Güzel kombinlerle, incelemesini izlerseniz orada yaptığım tarzda kombinlerle giyiyorum. Hoşuma gidiyor. Sizler de eğer hani bir basketbol ayakkabısı arıyorum, hangisini almalıyım, işte para sıkıntım da yok diyorsanız arkadaşlar KD14'ü mutlaka gidin bir mağazada deneyin. İlk önce tabii ki benim yapmış olduğum detaylı performans incelemesini izleyin. Ve sonra da bir mağazaya gidip
yapıştırın. Çok mutlu olacaksınız. Birçok farklı rengi çıkıyor. Ne kadar çıkıyor? 1400-1500 liralara. Biraz daha pahalı bir model ama gerçekten kaliteli materyaller, sağlam bir yapı, rahat ve ihtiyacınız olan her şeyi barındıran, 1 numaradan 5 numara herkese uygun olan çok iyi bir spor basketbol ayakkabısı. İndirimde falan yakalarsanız zaten kaçırmayın. 12-13'te de aynı şekilde yine bayağı güzeldi. Ama ben 14'ü bayağı beğendim. Ve bu listenin tepesinde olmayı hak eden, kazanan ayakkabımız bu. Evet, bu şekilde de videomu sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yakında point guardlar için, 1-2 numaralar için daha çok ayakkabı tercihleri sıralaması yapacağım. İncelemeyi beklediğim birkaç ayakkabı daha var. Onları bekliyorum. Onları tamamladıktan sonra böyle güzel bir sıralama yine yapacağım arkadaşlar. Onun dışında yıl sonunda yılın enleri geliyor. Yıl sonunda belki bu videoyu tekrarlayabiliriz. Jordan 36 sipariş ettim. LeBron 19'u bekliyoruz. İşte Dame 7'ler var, Trey 1'ler var gibi farklı ayakkabılar bu kanalda hep açılacak, açılıyor. 3 senedir, 3,5 senedir yaklaşık bu işi yapıyoruz. En iyi şekilde sizlere sunum yapmaya, içerik üretmeye ve bunun için çabalamaya gayret ediyorum. Sizlerden de isteğim like atıp yorum yapmanız, eğer hala abone değilseniz abone olmanız ve o zil işaretine basmanız. Ayrıca bu kanalı, videoları çevrenizde ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Yeni ve güzel videolar gelmeye devam edecek. Yılı çok güzel kapatacağız. Özellikle bu yılın sonuna doğru burada olmayı çok isteyeceğinizi düşünüyorum. Bu kaliteli içeriği sürekli ve devamlı olarak sizlere sunacağım. Haftada 2 veya 3 video, aslında üstüne de çıkmaya çalışıyorum ama en az 2-3 video arasında gezinmeye çalışıyorum. Takip etmesi keyifli bir kanal yani. Vloglarımız, mağaza turlarımız, outlet turlarımız da gelecek. Dedikten sonra da çıkışı yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayakkabı dahisi bugünlük.